Biz köye ulaştığımız an, çocuklara ulaştığımız an her şeyi unutuyoruz. Sanki güne yeniden başlamışız gibi büyük bir neşe ve mutlulukla etkinliklerimizi yapıyoruz. Gönüllü olmazsız bizi mutlu ediyor. Hiçbir beklentimiz, hiçbir karşılığımız yok. Sizi ve arabanızı çok sevdik. İnşallah bizim gibi başka öğrencilere de zeka oyunları oynatırsınız. Sizi üzmemek için her şeyi yaparız. Ben ve arkadaşlarım sizi çok sevdik hocam. Arkadaşlarımızı bilmem ama ben sizi çok sevdim. Bu dinlediğiniz mektuplar Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki idealist öğretmen Abdülkadir Korkmaz ve Nusrettin Biçer tarafından hayata geçirilen Okumak Yolda Olmaktır projesinden faydalanan çocuklara ait. Eşekli kütüphaneci Mustafa Güzelgöz şöyle diyor. Bir köye kitapla kitap taşımak diyor, çöle çeşme açmak gibi bir şeydir diyor. Belirsizlikleri yok eder diyor. Biz de o belirsizlikleri yok etmeyi düşünüyoruz daha çok. Okumak Yolda Olmaktır projesi iki sınıf öğretmeni tarafından Eşekli Kütüphaneci'den esinlenerek 2019 yılında hayata geçirildi. İlk olarak proje kapsamında hayırseverlerin desteğiyle bir minibüs temin edildi. Daha sonra minibüs yeniden tasarlanarak içine kitaplık, oturma alanları ve çeşitli atölye malzemelerinin olduğu depo alanları kuruldu. Bu iki idealist öğretmen kütüphane haline getirdikleri minibüsle köy köy gezerek çocukları kitap, zeka oyunları, sanat ve çocuk hakları atölyeleriyle buluşturmaya başladı. Aslında biz daha önce okulumuzda drama sınıfı kurduk, zeka oyunları sınıfı kurduk, okuma saatleri uyguladık, okulda okuma köşeleri yaptık, sınıfımıza okuma köşeleri keza yine yaptık. Daha sonra velilerimizle kitap okuma saatleri düzenledik ve evde de kitap okuma saatleri düzenledik. Okulumuzda kitap okuma oranının arttığını gözlemledik. Ve aynı zamanda sosyal oyunlarla çocukların derse olan bağımlılığının da arttığını gözlemledik. Bunu daha fazla nasıl ulaştırabiliriz diye düşündük. Daha fazla köye, daha fazla çocuğa nasıl ulaşabiliriz diye düşündük. Daha sonra gezici kütüphane fikri ortaya çıktı. Sağımızdan, çevremizden, solumuzdan, etrafımızdaki insanlardan bağış topladık. Daha sonra kitap bağışlarını istedik. Yayın evlerinden olsun, kişilerden olsun, okullardan olsun, kime ulaşabilirsek herkese ulaştık. Ulaşabildiğimiz. Bir Nusret'in öğretmeniniz oturacak, bir ben oturacağım. Arkasında güzelce sıraya geçeceğiz. Tek tek hepinizin yüzünü boyayacağız. Anlaştık mı? Anlaştık. Bizi arada soruyorlar mesela. Siz diyorlar çocuklara kitap veriyorsunuz, bir proje gerçekleştiriyorsunuz ama bu proje karşılığında ne alıyorsunuz? Ne alacaksınız? Ne yapacaksınız? Biz aslında o kadar soyut bir şey alıyoruz ki hani çocuklardan. Mesela bir çocuğun kitap okuma alışkanlığı. Belki biz bunu göremeyeceğiz 10 yıl sonra. O çocuk hatırlayacak ama bunun mükemmel bir şey his olduğunu düşünüyoruz ya. Burada hele ki böyle kitaplara ulaşamayan bir yerde çocuklara kitap taşımak, bilimden bahsetmek, sanattan bahsetmek, zeka oyunları oynatmanın ya muhteşem bir duygu olduğunu düşünüyoruz. Bunun hiçbir somut karşılığı yok galiba, maddi karşılığı da yok. Doldur dolu küfeye, hadi hadi Okumak Yolda Olmaktır'ın diğer gezici kütüphanelerden farkıysa belirlenen köylere 2 haftada bir düzenli bir şekilde gitmesi. Tek seferlik bir etkinlikte temas etmek yerine belirli aralıklarla aynı çocuklarla bir araya gelerek onların gelişimine destek olan bu projeye Suruç'ta görev yapan 7 öğretmen de gönüllü olarak destek veriyor. Okumak Yolda Olmaktır projesi kapsamında bugüne kadar Şanlıurfa'da 10 farklı köyde yaklaşık 2000 çocuğa ulaşıldı. Kendimizi geliştirmek için, daha başarılı, daha iyi bir insan olmak için ne yapmamız lazım? Okumamız lazım değil mi? Okumak Yolda Olmaktır projesi, elini taşın altına koyan 2 öğretmenin hayallerinden yola çıktı. Sosyal imkanlara ulaşamayan köylerdeki ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştı. Yüzlerce çocuğa kitap okuma alışkanlığı kazandırarak onların sosyal ve duygusal gelişimine katkı sağladı. Hem eğitim alanında örnek bir çalışma oldu, hem de yüzlerce çocuğun hayatında nesiller boyu devam edecek kocaman bir fark yarattı.